Çok teşekkür ederiz. Ederim, saygılar. Sevgiler, geleceğim. Sağ olun. Ekrem Bey. Tamam, çok teşekkür ederim. Koş, 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 koş. Biraz daha geleceğim. Fotoğraf alalım. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Sen nasılsın? Bana haber. Selam. Başkanım, Vahap Başkanım. Ben döndürürüm başkanım. Neydi? Vahap, Vahap. Tamam. Burada mı? Yemin ediyorum. Durma oğlum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Duvam üzerinize değil. Allah razı olsun. Allah razı olsun üzerinize. İnşallah. Vallahi her şey çok güzel. Her şey dua sayesinde oluyor zaten. İşte beraberdik bugün. Sağ olun. Çok iyi. Onur benim çok iyi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Her zaman. Yapacağım bir şey olursa buradayız. Nasılsınız? Nasılsınız? Dur. İyi akşamlar. Nasılsınız? Yaklaşık 5-6 yıl önce New York'ta ben bu fikrimi ortaya koyduğumda başta kardeşim olmak üzere bu iş olmaz dedi. Kardeşimi hemen sattım. Sonra yola çıktık. Hakikaten mesela Türkiye'deki posta sistemini ben bu projeyle öğrendim. Lojistik desteğin ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar pahalı olduğunu bu projeyle öğrendim. İlk başta böyle her şey kitapta çok kolay görünüyordu ama yola çıktıkça sosyal medyada şöyle şeyler çıktı. Selçuk Hoca paraları toplayıp işte New York'ta harcıyor falan gibi şeyler falan çıktı. Bütün bunları gördükçe neye dayandım biliyor musunuz? Burada olan insanlara dayandım. Tek tek her birinizin bu projeye desteği olduğu için siz buradasınız. Çünkü değişik noktalarda bu proje çöktüğü zaman, durduğu zaman ya da hayatta biz bunu başaramayız dediğimiz zaman biriniz çıktınız, dediniz ki hocam birlikte yapabiliriz. Hiç unutmuyorum, bir kişiyi ayırmak istiyorum burada. Tunç Bey'le bir defa tanıştım. Bugün ikinci karşılaşmamız. Bir kahve içmeye gittim ve projede kurumsal hiçbir desteğimiz yok. Anlattım, dinledi. Hocam biz de yapalım dedi. Çok teşekkür ederim. İzmir'den de programla değiştirip geldiniz. Böyle böyle yavaş yavaş büyüdü. Bazen de korktum. Kimseden bir şey isteyemedim. Cem Yılmaz umarım şu an burada bir yerde. İlk proje çıktığında Cem Yılmaz'dan telefon aldım. Hiç tanımıyorum, telefonun kimde olduğunu bilmiyorum. Bir numara aradı. Dedi ki hocam ne yapabiliriz? Sonra davet ettim bir gün ve hastaydınız o gün, hiç unutmuyorum. Geldiniz, videolar çektiniz, çocuklarla oynadınız, kitaplarımızla okudunuz. Böyle başlasam bir saat devam ederim. Ama herkesin işi gücü var. O yüzden daha fazla uzatmıyorum. Heyecanımız... Böyle deyince baktığınızda siz geliyor efendim. Yani onu patentlediniz. Yani heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Gençliğimiz de var. Her sene 1.2 milyon bebek dünyaya geliyor, doğduğu gün iki sınıf ayrılıyor. Bu iki sınıf arasındaki makası kapatmak için en kritik dönem 2-6 yıl. Beynimizin %90'ı orada gelişiyor. Orada müdahale etmedikten sonra bu iş çok zor. Biz orada müdahale etmek için yola çıktık.
Bu bir sosyal girişim, tamamen şeffaf, her şeyimiz ortada. Türkiye'de hem kitap dağıtarak çocukların hayatını değiştiriyoruz, hem de bu işlerin nasıl olacağını bir girişim olarak herkese gösteriyoruz. Ben New York'ta çalışıyorum, full time, öğrencim bile burada. Bugün saat 6 ile 6.40 arasında doktora öğrencilerimle mecburi bir toplantı yaptım alt katta. 20 dakika önce buraya koşarak geldim. Full time New York'tayım. Ben bunu başarıyorsam düşünün sizler neler başarabilirsiniz. Hep birlikte Türkiye'yi dönüştürmek zorundayız. Bu ülke bize çok şey verdi. Şimdi bizim bu ülkeye bir şey vermek zamanımız. Benim bu ülkeye armağanım 1 milyon kitap projesidir. Hepinize çok teşekkür ederim. Evet. Efendim, böylelikle Selçuk Hoca açılış konuşması yapmış oldu. Ben de programımızı başlatmak istiyorum. Saygıdeğer protokol, kıymetli destekçilerimiz ve değerli konuklarımız, hepiniz 1 milyon kitap destek gecesine hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Bugün burada bulunarak bizler boyunca onları takip ediyor. 1 milyon kitap projesi Profesör Doktor Selçuk Şirin tarafından işte bu eşitsizlikleri gidermek için tüm Türkiye'nin çocuklarına armağan edildi. Tabii ben burada bir parantez açmak istiyorum. Selçuk Hoca'ya yetişebilmek için koşturmak zorunda kaldım. Nefes nefeseyim. Ne olur bir hatam varsa affola, beni de mazur görme. Biraz nefesimi toparlamaya çalıştım. Çok özür dilerim. Devam ediyorum. Tabii çok güçlü bir alkış daha rica edeceğim. Zira bu gece 150 adet serigrafi eserini projeye katkı olarak sunarak projeye en büyük desteklerden birini veren, Türkiye'nin en önemli sanatçılarından, en kıymetli sanatçılarından biri olan Devrim Erbil için de çok güçlü bir alkış rica ediyorum. Ben çok konuştum. Projeye dair bilgilerimizi paylaşacağız. 1 milyon kitap projesi nedir? Nerede, nasıl başladık, nereye geldik, projemizi anlatan bir tanıtım videomuz var. Arz ederseniz izleyelim, sonrasında programımıza büyük bir hızla başlıyor olacağız. Buyurunuz. Eğer bana deseydin ki hocam, Türkiye'de elimde sihirli değnek olsa ve bir şey ama sadece bir şey yapıp ne olur dese hemen söyleyeyim. Her doğan çocuğa doğduğu gün bir tane kütüphane hediye eder. Bir tane kütüphane hediye eder. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 1.3 milyon çocuk dünyaya geldi. Bu çocuklar doğduğu gün iki sınıfa ayrılıyor. %80'lerinde kitap yok. 1 milyon bebek doğuyor. Ve o çocuklar birinci sınıfa, gelinceye kadar eline kitap aldılar. Yani. Çok geç. Neden geç? Beyin gelişimi bitti. Ben oturma 6 tane kitap yazdım, biliyor musunuz? Bebek kitabı. Şimdi bunları satmak istemiyorum. Ben bunları parasız dağıtmak istiyorum. Benim en büyük hayalim çocuk doğduğu anda ilk kitaplığını kurmak. Pazartesi günde bütün Türkiye'de çok büyük bir proje başlatıyorum. İsmi 1 milyon kitap. Sırtımızı hiç kimseye yaslamıyoruz. Ne devletten bir kuruş alıyorum, ne de herhangi bir vakıftan. O %20'den aldığımızı %80'e vermeye çalışıyoruz. Hiçbir hikaye tek başına yazılmıyor. Projemizin beyni, kıymetli hocamız Profesör Doktor Selçuk Şirin'in projeye dair sunumu ve anlattıkları bu şekildeydi. Şimdi projemizle ilgili daha detaylı bilgileri sizlere aktarmak üzere projemizin direktörü Orhan Murat Bahtiyar'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Orhan Murat Bahtiyar ben. Aslında Cansu beni proje direktörü olarak tanıttı ama genelde ben Selçuk Hoca'nın öğrencisiyim diye kendimi tanıtıyorum. Çünkü bundan 8 yıl önce bu projeden bana bahsettiğinde Elmay'da hakikaten öğrencisiydim, laboratuvarında çalışıyordum. Dedik ki hocam deli miyiz yani, niye böyle bir şey gidiyoruz? Paramız yok, 1 milyon kitaba çocuk dağıtmak, 1 milyon çocuğa kitap dağıtmak istiyoruz. Ama tabii genelde bizim tartışmalarımız da çok hararetli olur. İkna almam çok uzun sürmedi bu sefer. Çünkü bizim projemiz 3 temel bilimsel gerçeğe dayanıyor aslında. Birincisi artık şunu biliyoruz. Beyin gelişiminin %90-95'i hocam da bahsetti. İlk 3 yaşta gerçekleşiyor. İkincisi
bu yaş döneminde aslında zeka dediğimiz şey, yani bilim gelişimi. Arkadaşlar özür dilerim, oradan çekilebilir misiniz bu çalışma yoksa? beyin gelişimi dediğim şey aslında kelime haznesi. Ve dolayısıyla biz Kansas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada şunu görüyoruz. Yüksek gelir seviyesinden gelen çocuklarla düşük gelir seviyesine gelen çocuklar arasında ilk 3 yılda doğdukları, ilk 3 yılda duydukları kelime arasında 30 milyon kelime farkı var. Bu çok basit bir deney. Bebeğin burasına bir mikrofon takıyorlar. Kaç kelime duyduğunu aslında öğreniyoruz. Dolayısıyla bu iki yaş grubu arasındaki makas ilkokula başladıklarında oldukça açık ve eğitim öğrenim hayatları boyunca bu farklılık devam ediyor. Çünkü ilkokula başladıklarında kitapla tanışan çocuklar kendini iyi ifade edemiyor, öğretmenin konuklarını anlayamıyorlar. Ve James Heckman'a göre, Chicago Üniversitesi'nden James Heckman'a göre bu dönemde aslında bir ülkenin gelişmesi için bu dönemde yapılan yatırım geri dönüşü en yüksek yatırım. Ve bu dönemde eğer bir ülke geleceğine yatırım yapmak istiyorsa okul öncesi döneme yatırım yapmak zorunda. Özellikle bu dönemde düşük gelir seviyeli öğrencilere, çocuklara, ailelere yaptığımız destek geri dönüş olarak iki katına kadar çıkıyor. Dolayısıyla dediğim gibi ikna olmaması da çok uzun sürmedi ama tabii bu işler çok da kolay olmuyor. Çünkü bizde sıfır maliyet politikası var. Hocam şunu yapalım, paramız yok. Hocam bunu yapalım, 100 kitap eder. Onun yerine 100 çocuğa kitap dağıtırız. Hocam bari bir yemeğe gidelim, o da yok. Dolayısıyla aslında her şeyi kendi kendimize yapmaya çalışıyoruz. Ve istedik ki hocamın da bahsettiği gibi kendi ayakları üzerinde duran, hiçbir kuruma sırtını yaslamaya, bizden sonra da devam edebilecek bir proje hayata geçirelim. Bu bir sosyal girişim olsun. Ve bizden sonra da nesiller boyu biz çocuklara bu kitapları ulaştırabilelim. Tabii yalnız kalmadık. Sağ olsunlar, kimden rica etsek, kimden destek istesek bize her zaman kapılarını açtık. 90 kitap dağıttık kendi kendimize. Bunu da çözüm ortaklarımızla beraber Kaan, kitaplar ruhumuzun gıdasıdır. Aynı zamanda bedenimizin de gıdası mıdır diye bir test etti. Tadına bak. Nasıl bir kitap bu? Aa, bakayım. Aç bakayım. Elma. Bu senin ilk kitabın mı? Buradan seni takip edenlere ne söylemek istersin? İlk kitabınızı okuyun. Devamı da gelecektir. Çok teşekkür ederim. Yıllar evvel çekildi. Şu anda İstanbul Belediyesi'nde çalışıyor bu çocuk. Hani politik şaka yapmıyorum. Demek ki dengemi bulunca yapabiliyorum. Sevgili izleyenler, Selçuk Hocam, bu gece beni çok heyecanlandırdı. Bu geceyi hakikaten konudan çok uzak biri olarak davet edilmem beni çok gururlandırdı ama geldiğimde gördüm ki aslında gecenin adı Selçuk ve kuzenleri. Her iki kişiden biri Selçuk'un dayısının oğluyum, dayısının kızıyım diyor. Yani bu olmamalı, böyle değil yani. Yani gene bir belediye şakasına doğru gidiyor ama yani. Ama hepsi sizinle aynı nabızda, aynı ruhta, gözlerinde aynı ışığı gördüm. Babanızla da tanıştım. O beni bazı konularda uyardı. Ama şunu bilmiyordu ki çok geç. Yani çünkü gençliğim yok. Yani artık çok yerlerde kaldı o. Bizim gibi pek işe yaramayan işleri, olanları görüp, tespit edip, içinde küçük de olsa bir cevher görüp onu işe yarar bir işe döndürmekte maharetli insanlardan biri. Sağ olsun. Ben yani gerçekten katkım bu küçük kardeşimizdeki oyuncudur o. Yani gerçek bir çocuk değil. Hatta cüce yani bilmiyorum. Yani politik doğruculuk olarak doğru bir tabir biliyor muyum? Yani gerçek bir çocuk değil. Yani tanıtım amaçlı her şey. Belli bir ödeme yapıldı kendisine. İşte biz böyleyiz. Yani ben ve benim mesleğim işleri berbat etmek üzerine kuruludur. Bizim gibi insanların dahi İçinde bir iyilik, bir güzellik olabilir diye görüp, bulup, çıkaran insanlardan biri Selçuk Hocam. Küçücük katkımızı burada büyük bir
taltifle anlatıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bazen bizim başımıza böyle şeyler geliyor. Demin de bir hanımefendi yani benim yanımda durduğunu ilk defa fark edip "Oh my God" dedi. Dedim ki o kadar değil yani. Yani o değil yani. Yani benim bir ismim var. O değil yani. O kadar da değil. Çok teşekkür ederim. Sayısal hadiselerle ilgili elbette ya sembolik bir söz bu. Bir sayı. 1 milyon değil, aslında kitaba bütünüyle sayının hiçbir emniyeti olmadan ihtiyacımız olduğunu, bilgiye ihtiyacımız olduğunu vurgulamakta bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Her plaket ve şey gibi evimin en güzel yerinde saklayacağıma emin olmanızı istiyorum yani. Ama hangi evimin? Yani. Çok sağ olun hocam, sağ olun. Kuzenleriniz de başarılar diliyorum. Allah sabır versin. Sayın Cem Yılmaz'a hem desteklerinden ötürü hem kıymetli konuşmalardan ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. Listeye bakınca Türkiye'nin geleceğine olan inancımızın artmaması işten bile değil. Türkiye'nin önde gelen sanatçı ve iş insanları, bilim insanları bu projeye önemli katkılarda bulundular. Çocuklarımıza özel hikayeler yazarak, resmederek projemize destek olan isimlere geldi şimdi sıra. Büyüyorum seti yazar ve çizerlerini bu kategoride sırasıyla sahneye davet edeceğim. İlk olarak güçlü alkışlarınızla sanatçı Gülben Ergen'i sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Cem'den sonra sahne almak ne kadar zor. Çocuklar Gülsün diye çok ciddi bir çaba verdiğim için Selçuk Hocam'la tanışabildim. Çocuklar Gülsün diye derneğiyle ilgili ondan akıl alırken bu kitaplara ortak olmak şans oldu benim için. Çok mutlu oldum. Bugünkü ihtiyacı görünce ben de bir ayaklandım. Çocuklar Gülsün diye için aslında derneğimizi yaşatabilmek için yardım isterken 42 tane okulumuza 10'ar taneden 420 set alıp derneğimiz adına öğrencilerimize yollamak istedim. Çok teşekkür ediyorum bu projede bulunduğum için ve size yıllar önce Bodrum'da verdiğim bir söz vardı. Hepinizin de çok sevdiği ustamız, dostumuz, büyüğümüz rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun adına Siirt'te okul açacağım demiştim size. O sözümle durdum ve Siirt'te açtık. Bu kitaplar, bu öğrenciler, bu alkışlarınız Doğan Hoca'ya gitsin. Size de Allah uzun ömürler versin. Sevgili güzel çocuklar. Çok teşekkür ederiz. Ben de bu işi yeni öğreniyorum. Evet. Kitaba plak etmiyorum. Çok teşekkür ederim. Zülfü abi, Zülfü Livaneli bugün burada olacaktı. Hatta dün Bodrum'dan geldi ama biraz rahatsızdı. Kahveleri sen de söylemiştin. O yüzden bizimle birlikte olamadı. Onun adına da o mesajı herkese iletmiş olacağım. Ben ona çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Sezen Aksu da aslında projemizin önemli destekçilerinden bir tanesi. Kendisi de bir tane hikaye yazmış ancak bu gece kendisi de katılamadı. Ama plaketini almak üzere alkışlarınızı Sibel Algan'ı sahneye davet ediyorum. Sibel Hanım da gelmemiş galiba. Tamam, plaketini biz kendisine ulaştıracağız. Ahmet Güneştekin'in yerine ise... Destek günlerimiz Türkiye ve ortada fikirler dolaşıyor. İşte... Sayın Ekrem İmamoğlu aday oluyor. Birisi diyor ki ya bu olmaz. Selçuk Hoca diyor ki yok çok iyi aday. İşte Vahap Bey buradan bir Betrop şey diyor. İman da işte ya bir para olur mu çıkar mı çıkmaz. Birisi diyor ki bilmem ne. Biz bayağı New York'tan Türkiye'yi kurtarıyoruz. Ben diyorum ki ya hocam bir YouTube projem var. Hoca diyor ki ya saçmalama o tutmaz diyor. Tamam hocam. Ve bir gün bana dedi ki ya 1 milyon kitap diye bir projem var dedi. Dedim ki hocam sen burada yani borcu ödemek mi zor tutuyorsun? Bir yandan yani aynen. Hayat mücadelesinin içindesin yani. Önce bir zengin olmak gerekiyor, ondan sonra bir give back gerekiyor. Yok dedi, ben bunu yapacağım dedi. Nasıl yapacaksın dedi. Yapacağız dedi, bir şekilde yaparız dedi. İyi dedim, o zamana kadar bizim de şöyle bir huyumuz var, tartışıyoruz. Ama olay hayata geçtikten sonra da artık tam destek oluyoruz. Çok çok tebrik ederim. Ayrıca bu sabah beni aradı, geliyorsun değil mi dedi, geliyorum dedi. Ya bir projem daha var dedi, dedi. Kur abi bu akşam
çok teşekkür ederim. Başarılar.